Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte Amazon'da en iyi iş modeli nedir? Bunun hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere Amazon'da birden fazla iş modeli var. Yani Amazon dediğimiz zaman aklınıza tek bir iş modelinin aslında gelmemesi gerekiyor. Şimdi burada tabii ki de en iyi iş modeli aslında kişiden kişiye göre değişen, kişinin içinde bulunduğu avantaj ve dezavantajlara göre aslında bu değişkenlik gösterir. Yani burada en iyi iş modeli private label veya en iyi iş modeli wholesale maalesef ki diyemeyiz. Çünkü böyle bir şey arkadaşlar kişiden kişiye göre, içinde bulunduğu duruma göre arkadaşlar kesinlikle değişkenlik göstermektedir. Fakat bugün ben sizlere en azından kesinlikle yapmamanız gereken iş modellerinden, uzak durmanız gereken iş modellerinden ve hangilerinin mantıklı olduğunu, hangi avantaja sahipseniz hangi iş modelini yapmanız gerektiğini de arkadaşlar bugün sizlere çok detaylı, temiz, yalın bir şekilde bahsedeceğim. Çayınızı, kahvenizi alın ve güzel bir şekilde de not almayı ihmal etmeyin. Öncelikle bence dropshipping, retail, online arbitraj gibi iş modellerinden uzak durmanız gerekiyor. Peki neden bu iş modellerinden uzak durmanız gerekiyor? Bunu her videolarımda söylüyorum. Yine de söylemeye devam edeceğim. Dropshipping, retail arbitraj, online arbitrajın ortak bir kümesi var. Ve bu kümede arkadaşlar marka ürünleri listeliyorlar veya satın alıyorlar. Ve markadan hiçbir şekilde izin almadan bu ürünlerin satışını gerçekleştiriyorlar. Ve Amazon'da oldukça bu konuda hassas ve marka şikayetlerini ciddiye alıyor. Yarın bir gün bir marka sizi şikayet ederse Amazon kariyeriniz başlamadan veya yarısında bitebilir. Bundan dolayı zaten hangi durumda olursanız olun bu iş modellerinden uzak durmanız gerekiyor. Bugün biz sizlerle iki tane iş modeli üzerinde duracağız. Bu iki tane iş modeli de birincisi private label, ikincisi de markaların yetkili satıcısı olarak wholesale iş modeli yapmak. Şimdi arkadaşlar burada az önce de videonun başında söylediğim gibi içinde bulunduğunuz avantaj veya dezavantajlar aslında sizin burada hangi iş modeline yönelmeniz gerektiğini belirleyecektir. Şimdi birincisi ilk önce şunu söylemek istiyorum. Eğer ki sadece bir satış hedefiniz varsa, yani eğer ki ben ayda 100 tane, 500 tane, 1000 tane ürün satmak istiyorum diyorsanız bence burada wholesale iş modeline yönelmeniz gerekiyor. Çünkü wholesale iş modelinde arkadaşlar direkt olarak trafiği olan bir listeye giriş yapıyorsunuz ve herhangi bir reklam harcaması olmadan, bir pazarlama gideriniz olmadan direkt markaların ürünün satışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama eğer ki şöyle bir düşünceniz varsa, ben ortaya bir marka çıkartmak istiyorum ve bu marka 2-3 sene boyunca hani satışlarını hani ayda 500 tane, 1000 tane satarak belirli bir noktaya getirip daha sonrasında bu markanın değerini satmak istiyorum. Yani markadan exit yapmak istiyorum, markayı satmak istiyorum diyorsanız da private label'a yönelebilirsiniz. Çünkü eğer ki sadece aylık satışı hedefliyorsanız burada yapmanız gereken şey arkadaşlar wholesale yönelmek. Ama bir marka değeri oluşturmak istiyorsanız, bir marka satmak istiyorsanız bir başka kişiye, bir şirkete, o zaman burada arkadaşlar private label yapmanız gerekiyor. Çünkü wholesale yaptığınız zaman siz evet bir marka ürünü satarsınız, marka gün geçtikçe bilinirliği artar ama siz burada arkadaşlar o gün o kardan başka bir şey alamazsınız. Yani yarın bir gün marka bir başkasına satıldığı zaman siz orada herhangi bir pay düşmez. Ama eğer ki private label'da bir marka belirli bir noktaya getirirseniz burada arkadaşlar çok güzel ciddi miktarlara markanızı satabilirsiniz. Yani private label'ın bakış açısı bence şu olmalı arkadaşlar. Sadece ürün satmak olmamalı. Çünkü sadece ürün satmak gibi bir hedefiniz varsa, yani aylık ciroya odaklıysanız wholesale size daha somut bir getiri getirir. Ama private label birazcık daha risk oranı yüksek ve risk oranı yüksek olmasıyla birlikte karlılığı da daha yüksek. Ve 2-3 sene sonra hayal edemeyeceğiniz miktarlara markanızı ve listenizi başka bir şirkete satabilirsiniz. Tabii ki de bunlar zor ihtimaller. Fakat arkadaşlar bu işin ana mottoları bunlardır. Ve aynı zamanda üreticiyseniz de yine burada private label'a yönelmeniz daha doğru olacaktır. Veya üretici değilseniz de aynı şekilde çok ciddi Türkiye'de üretici kontaklarınız varsa çok ciddi iyi fiyatlar alabiliyorsanız yine burada private label alanına yönelebilirsiniz. Ama daha önce herhangi bir şekilde ticarette geçmişiniz yoksa, Türkiye'de bu tarz böyle hani güçlü kontaklarınız yoksa, benim gibi sıfırdan bir şeylere başlıyorsanız burada markaların yetkili satıcısı olarak markadan ürün tedarik edip markanın belirlediği fiyata satarak herhangi bir reklam gideri olmadan, direkt pazarlama gideriniz olmadan alış ve satış oldukça basit bir ticaret mantığıyla arkadaşlar burada satışınızı gerçekleştirebilirsiniz ve kârı da daha kısa sürede ulaşabilirsiniz. Ama unutmayın, iki tarafında size avantajlarını ve dezavantajlarını anlatıyorum. Hangisi size kulağa daha mantıklı geliyor? Bazen toplantı yaptığım zaman insanlarla
adamın içinden marka çıkartma ruhu var. Yani adam ayda 200-300 satışa bakmıyor. Adam ben marka çıkartmak istiyorum. Benim markam olsun. Adam içinde böyle bir tutku var. Mesela ben de tam tersi. Ben o sürecin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çok yıpratıcı olduğunu düşünüyorum. Ve benim amacım birazcık daha para kazanmaya odaklanmak. Ha belki bir senede 500 bin dolar kazanmayacağım private label yapmayarak ama en azından wholesale'la markaların etkili satıcısı olarak yine sürdürülebilir bir iş yapmış oluyorum ve yine de belirli miktarda da kar kazanmış olurum. Bu işler tamamen aslında şu matematiğe dayanıyor. Risk oranın arttıkça karlılığın da artar. Karlılığın düştükçe risk oranı düşer. Burada sizin artık ticareti hani nasıl hangi bakış açısıyla yaklaştığınız ve risk oranınızla alakalı bir şey. Dediğim gibi bunlar aslında sizin için hangi iş modelini seçmenizi belirleyecek unsurlar. Bunlar sizi en iyi iş modelini aslında yönlendiriyor. Ama videonun en başında söylediğim gibi online arbitraj, retail arbitraj, dropshipping bunlardan ne olursa olsun uzak durmanız gerekiyor. Bunlar gerçek ticaret modülü değildir. İnsanların, eğitmenlerin bu işten para kazanması hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü ticaret para kazanılarak ölçülen bir sanat değildir. Ticaret arkadaşlar sürdürülebilir bir şekilde para kazanma sanatıdır. Tabii ki de bu sanatı icra etmek oldukça zorlu. Yani bunu 5 ayda 1 senede yapabileceğinizi düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. Ama ticareti de bunları bilerek başlayacağınızı ben sizin düşünüyorum arkadaşlar. Fazla videolar için arkadaşlar kanalımızı takip edebilirsiniz. Yine benimle 1 saatlik görüşme yapmak isterseniz veya diğer hizmetlerimizi incelemek isterseniz de aynı şekilde web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.